Chelsea tabii ki çok iyi analiz etmiş olmasını bekliyoruz. Chelsea'nin iyi yönleri ve zayıf yönleri nasıl bize açıklar ve bu maçın şifresi ne olur Galatasaray için? To do a good job because we play at home. We want to have another two weeks that we can hope to go through. Also if we know that it will be difficult. Chelsea Avrupa'nın en iyilerinden bir tanesi. Daha önce de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandılar. Bu kupada bu mücadelede her sene varlar, her sene oynuyorlar ve yarın çok zorlu olacaklar bizim için. Ama iyi mücadele edip evde oynadığımız bu maçtan faydalanmamız lazım. Savaş, son haftalarda ligde formda olan yerli oyuncular var. Fakat kadroya bile girmekte güçlük çeken yabancı oyuncular da bu maçı bekliyoruz zamandan beri. İlk 11 kurmakta zorlanacak mı? Yarın yabancıların ne kadar sahada görebileceğiz? Türkiye'deki kuralları bu anlamda hiç sevmiyorum. Bir oyuncu oynayacak. Wesley will play. Okay. Wesley oynayacakmış. Türkiye'deki bu kurallardan aslına bakarsanız çok hoşlanmıyorum. Bir kısım oyuncular oynayabiliyor, bir kısım oyuncular oynayamıyorlar. Bence sahada bir takımın bütün oyuncuların şans bulabilmesi lazım, yerli veya yabancı. Tabii ki yarın takımda bir takım değişikliklere gitmemiz ve yabancı sayısını artırmamız mümkün. Ama zaten iyi bir takımız. 11 hakkında biraz tüyo verdi ama Galatasaray geldiğinden beri hemen hemen her maç rakibe göre farklı bir sistemle sahaya çıkıyor. Ve herkesi şaşırtmayı başarıyor. Yarın da rakibini şaşırtmak için farklı bir dizilişle görebilir miyiz? Mesela üçlü savunma veya dörtlü savunma nasıl oynatacağıyla ilgili ufak ipuçları verebilir mi acaba? It's important the mentality, it's important the attitude, like we can play this game. This is important because we play always with the 11 players. Aslında tüm sistemlerde bir futbol takımı maç çıkarabilir. Ama burada önemli olan mentaliteniz, akıl yapınız, maça nasıl çıktığınız, nasıl oynadığınızdan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Basın toplantısında Mourinho, soruyu önce çeviriyorum. Basın toplantısında Mourinho, Chelsea'nin henüz genç bir takım olduğunu ve hazır olmadığını söyledi. Buna katılıyor musun? Evet, tıpkı bizim gibi. Genç bir takımlar kendileri. Gerçekçi olmak lazım. Chelsea, Premier Lig'in en top takımlarından bir tanesi, en üstteki takımlarından bir tanesi. İyi oyuncuları var, hatta fantastik diyebileceğimiz oyuncuları var. Bu maçları kazanmaya alışıklar. Olur. Roberto, sen de eskiden bir sporcuydun. Nasıl bir duygu sence Didier ve Drogba'nın yarın, Didier'in ve Wesley'nin yarın yaşayacakları gibi eski bir antrenörünün karşısında sahaya çıkıyor olmak? Hocamız cevap verir. Bence Drogba çok önemliydi Chelsea için. Hakeza Wesley de Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar beraber. Ama yarın bizim için çok önemli. Hem Drogba'nın hem de Wesley'nin çok iyi oynamalarına ihtiyacımız var. 90 dakika için yarın. Maçtan sonra yemeğe de çıkabilirler. Arkadaş kalacaklardır. Ama o 90 dakika için düşman olmaları gerekecek. Bu büyüklükteki maçlarda koçlar farkı yaratır diye bir söylem var. Teknik adamların arasındaki bir savaş mıdır yarın oynanacak olan maç, Mourinho ve senin arandaki? Sizin zihninizde mi oynanıyor? Ve eğer kazanacaksan sana avantaj sağlayan şey nedir? Bence yarınki maç iki takım arasında oynanacak ve onların iyi oyuncuları arasında. Şanslıyız ki biz oynamıyoruz Mourinho ve ben. Yapmamız gereken şey iyi bir oyun çıkarmak. Belirli noktalarda dikkatimizi dağıtmamak. Çünkü Chelsea her an gol atabilir. Ve yarını geçmek. The last question. Manchester'dan ayrılışında sanki böyle bir bitmemiş bir iş havası vardı. Gerçekten de Premier Lig'le aranda bitmemiş bir iş olduğunu düşünüyor musun? Şu anda buradayım, İstanbul'dayım. Takımımdayım. Hem çok iyi hissediyorum hem de çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımı. Manchester'da yaşadığımız tüm sevinçlerden de yaptıklarımızdan da hem gururla hem de mutluyum. Ama futbol, bu oyun her an her şekilde değişebilir. Geri gider miyim bilmiyorum.